Hanım Horst, Georg Fogg, Georg Münster, Kuamen. Şükrediyoruz Rabbe, yine birlikteyiz. Ve buna övgüler sunduk her zaman olduğu gibi. Ve bir araya geldik. Şimdi bu hafta okunan İncil'deki bölümden kendimize ruhsal paylar, gıdalar çıkartacağız. Bu haftanın adını bilen var mı? Ganaş. Çünkü artık girilişten sonra Hristiyanlığın baharı başladı. Bu haftada Ganaş girdi. Yani yeşillik gördüğünüz zaman ne göre anlarsınız? Orada hayatın olduğunu, orada dirilişin olduğunu, orada yaşamın olduğunu anlarsınız. Evet, Paskalya'yı kutladık ama o Paskalya'nın asıl anlamı benim dirilmemdir. Rab İsus her zaman diriydi zaten. O dirilerek bize bir kapı açtı. Bize bir şey, mesaj verdi. Şimdi önemli olan kendi mezarlarımızdan biz çıktık mı? Yeşerdik mi? Hayat var mı bizde? Rabbin istediği şekilde. Çünkü bu çok önemli bir şey sevgililer. Bugün okunan kutsal kitap Yuhanna 3. bölümde Nikodimos Hoca, yani din bilgini, kutsal yazıları bilen, başkalarına anlatan, öğreten bir öğretmen. İsus'a geldi bir gece vakti, sordu. İsus ona bir sır verdi. Dedi ki, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Hepimizin bir amacı var. Tanrı'nın egemenliğine girmek. Onun cennetinde yer alır. Ama İsus burada bir şey söyledi. Bu adam dindardı. Kutsal yazıları biliyordu. Dua ediyordu. Oruç tutuyordu. Ama ona başka bir şey söyledi. Bir insan yeniden doğmadıkça Allah'ın egemenliğini göremez. Nikodimos Hoca şaşırdı, dedi ki nasıl bir büyük insan, doğan bir insan tekrar anasının Rabbine girebilir. İşte sevgililer, şunu unutmayalım ve bu mesajı iyice aklınıza koyalım. Yeniden doğmak denen bir şeydir. Buna ruhta doğuş diyoruz. Eğer ruhta doğmazsan imanlı olmanın bir anlamı yok. Yenilenmiyorsam, yeşermiyorsam bende bir iş yok. İşte kutsal kitap Rab İsus'suz insanın daha doğmadığını, bir anlamda daha hayatta olmadığını söylüyor. Eğer bu sözler benim yüreğime ekilip orada yeşermiyorsa ben ölüyüm demektir. Bu yüzden sözün işiticileri değil, sözün uygulayıcısıları olacağız ki dirildiğimizin göstergesidir bu. Yeniden doğduğumuzun göstergesidir bu. Çoğu insan inançlıdır. Tanrı'ya inanır, kilisesine gelir, görevlerini yapar ama yeniden doğmamıştır. Peki sorarsınız, bu dünyada yaşıyorsak nasıl doğmamış olabiliriz? Nasıl Rab İsus'suz, nasıl öyle olabiliriz? Rab İsus'suz, yani Tanrı'nın sözü eğer bizde yeşermemişse, yaşayan, hareketsiz bir ruhumuz vardır. Var ruhumuz ama eylemleri yok. Ne sevebiliyor, ne merhamet ediyor, ne anlayış gösteriyor, ne adil davranıyor. Kendine göre bir anlayışı vardır. Ruhumuz öyle. Ruhun işleri Tanrı'ya temas etmek, Tanrı'yla paylaşlık etmek ve Tanrı'yı kabul edip
ona tapınmaktır. Bizim ruhumuzun üç işlevi var. Yani tekrarlıyorum, Tanrı'yla ilişkiye geçmek, ki pazar günleri bunu yapmaya çalışıyoruz. Tanrı'yla paylaşmak ve Tanrı'yı kabul edip ona tapınmak. Bunu yapmıyorsa bir ruh, o ruh ölüdür, işlevsizdir, hareketsizdir. Ne var ki günah nedeniyle ruh uykuya geçmiştir ve uykuya geçer. Yani bitkisel yaşama girer. İşte işlevsizsiz hale geldi bu günah yüzünden. Bu haliyle insanlar ruhsal anlamda ölüdür. Bütün insanlar doğal benlikler nedeniyle günahlıdır. Tanrı'nın buyruklarına itaat etmekten, Tanrı'yı hoşnut etmekten acizdir. Bu yüzden yeniden doğuş gereklidir. Ruhumuz devrede değilse, sevemiyorsak, adil davranamıyorsak, merhamet gösteremiyorsak, sorumluluklarımızı yerine getirirken kendimizi düşünüyorsak, o zaman ölü bir ruhumuz vardır. Yeniden doğuş, eski günahkar yaşamdan Hristos'a bağımlı, Tanrı'ya bağımlı yeni bir yaşama geçiştir. Yeniden doğuşu gerçekten yaşayanlar, günahın tutsaklığından, yani yanlıştan, adaletsizlikten, merhametsizlikten ve onların tutsaklığından özgür kılınır. Tanrı'ya itaat etmek ve ruhun yönetiminde yaşamak için ruhsal bir arzuya ve kişiliğe sahip olmak gerekiyor. Eğer içimde Tanrı'ya hizmet etmek, doğru şekilde merhametli olmak, sevmek gibi bir arzu yoksa, o zaman anlayalım ki ben hala ölüyüm ve ama yeniden doğanlar, şunu unutmayın, Tanrı'ya itaat etmek, onun yönetiminde yaşamak arzusuyla dolarlar. Kiliseye gelip dua etmek, ona sığınmak isterler, hizmet etmek isterler, onun bedeninde yer almak isterler. Kutsal kitap diyor ki, onun doğru olduğunu bilirseniz, doğru olanı yapan herkesin ondan doğduğunu biliriz diyor. O zaman biriyle ilişki içerisindesiniz. Bu yönetici olur, din adamı olur. Eğer doğru işler yapıyorsa, bilin ki diyor o Tanrı'dan doğmuştur. Yaşantısında yanlış varsa o daha ölüdür, doğmamıştır. Yaşıyor, adı var ama ölü, ruhu ölü. Çünkü doğruluk yok, sevgi yok, adalet yok. Hep kendine yontuyor her şeyi. O dünyada yaşıyor, Rab dediği. Yeni doğan, yeniden doğuşu alan insanlar günahkar ve bencil bir yaşamdan sakınırlar. Günahı alışkanlık haline getiremezler. Geçici dünyasal değerlerin hazlarının peşinden gitmezler. Tanrı'yı hoşnut etmek için içten bir arzu ve çaba gösterirler. Ahlaki değerlerden uzak bir yaşam sürenler, ağızlarıyla Tanrı'yı ikrar etseler dahi, onun hizmetinde görev alsalar bile hala yeniden doğuşa kavuşmadıklarının, yeniden doğmadıklarının hala ölü olduklarının belirtisidir. O zaman şunu demek istiyorum. Kıyafet insanı dindar yapmıyor. Oturduğu koltuk insanı dindar yapmıyor. Mevki insanı dindar yapmıyor. Doğrulukta yaşayan, adil olan, seven, merhametli olan her insan.
insan Tanrı'dan doğmuştur. Yeniden doğmuştur. O zaman insanı değerlendirirken kıyafetine bakmayın, mevkisine bakmayın, yüreğine bakmayın, Tanrı gibi. Doğruluk varsa orada, o zaman anlayın ki o Tanrı'nın çocuğudur. Yeniden doğmuştur. İşte Jesus'un Nikodimos Hoca'ya anlatmak istediği bu. Ve o yeniden doğuşu ilk defa görüyor. Kutsal Ruh ruhumuza geldi, ruhumuza dokundu. Bu dokunuş ruhumuzu canlandırdı. Bu nasıl bir şey? Aynı elektrik olan temasınız gibi. Elektriğe dokunduğumuz zaman bir elektriğin içindeki enerjinin bize geçmesi gibi. Kalbi çalıştırırken elektroşok uygulanan bedene verilen elektrik gibi. Yeniden canlanmak. İşte bu. Düğmeye basıyor, açıyorsunuz ve temasa geçen ampul yanıyor. Bağlantı kurulmuş oluyor. O yine ampul. Çin'de her şey tamam, mükemmel. Yanma özelliği var ama yanmıyor. Bir şey eksik. Canlanması için. O düğme bir dokunuş. İşte kutsal ruhun dokunuşu bu sevgiler. Yeniden doğmuş bu. Çoğu insan yanmayan ampul gibi yer alıyor toplumda. Doğruluk yok, doğruluğu desteklemek de yok. Ya korkuyor gerçeği söylemekten, ama şunu unutmayın, yanlışa ortak olmak, yanlış yapmak kadar günah ve suçtur. Ama ben ses çıkartmayayım, anlayışı, bugün ses çıkartmazsın, yarın bir gün. Hesap sonra çekileceğin zaman, gel bakayım buraya. Ben sana yetki vermiştim. Bu yetkini niye doğru şekilde kullanmadın? Niye adaletsizliğe boyun eğdin? Niye suçluyla beraber aynı fikri savundun? Niye onunla beraber oldun? Bunun hesabı sorulur. İşte benzer bir şekilde sevgililer, elektriğin dokunması gibi kutsal ruhumuza dokunmak için ruhumuza geldi ve bu dokunuşla Rabbi kendisinde olan yaşam bizlere verir. Ölü ve uykuda olan ruhumuz hemen canlanır. İşte kutsal kitap bunun için diyor ki, sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken Tanrı sizi Mesih'te birlikte yaşama kavuşturdu, bütün suçlarınızı o bağışladı. Yine söylüyor, sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlere oturttu. Göksel yerlere oturmak isteyenler çok iyi bilsinler. Bu herkes, tıbirlere de, tıp hastası üyelerine de. Tıbir olurken ne yaptık? Ne verildi size? Ne verildi? O da ne verildi ama bir şeyler aragalar verildi. Anahtar. Ne için? Hangi kapıyı? Kilisenin kapısını açmak için. Evinin kapısını açmak için değil. Buraya geleceksin. Bu kapıyı açacaksın. Keyfin istediği zaman değil. Her zaman. Sonra ne verildi? Ne için? Evini süpürmek için. Hizmet etmek. Keyfin istediği zaman süpürmek için değil. Başka? Başlamak, ışıklarını yakmak için. Ama bu ışığı yakmadan önce sen kendi ruhundaki ışığı yakacaksın. Eğer içindeki ışık yanmamışsa sen buraya keyfin gelirsin o zaman.
değildir. Hizmet etmektedir önce. Hizmet ruhu gereklidir. Önce yüreğinin kapısını Rabb'e açmaktır. Temizlemektir. Sadece temizlemek nedir? Buradaki tozu değil, yüreğindeki tozu dahi temizlemektir. Kilisede varsa bir yanlış, onu dışarı çıkartmaktır. Doğruyu içeri almaktır. Budur yeniden doğru sevgililer. Kendine değil, Rabb'e hizmet et. Onun için her kibir, her şans altında burada olması lazım. Onun için verildi. Urara gillere söylüyorum. Nedir o uraranın anlamı? Boyunduruğun dizginleri Rabb'e bırakmaktır. Ben kendimi değil, senin ellerine bırakıyorum. Sen nereye çekersen ben oraya gideceğim demektir. Hava atmak için verilmedi onlar size. Tanrı'yı yüceltmek için verildi. Ona övgüler sunmak için verildi. Canının istediği zaman değil, her zaman övmek için. Onun için tübirlere söylüyorum. Canınızın istediği zaman değil. Buraya Tanrı için geldiği hissedin. Yeniden doğuşunuzun bir anlamıdır. Bunun bir ikaz olarak kabul edin. Bilmediğiniz şeylerde de fazla ahkam kesmeyin. Keyfi haber vermeden de gelmemezlik etmeyin. Haberiniz olsun. Bunu bir her zaman var. Konserde ben bazen böyle konuşurum. Bunun ne demek istediğimi anladınız hepiniz. Susuyorsam değil ki konu başka. İşte sevgililer, Rabb diyor ki, Kutsal Ruh bize geldiğinde sadece ölü ruhumuzu canlandırmak kalmamıştır. Aynı zamanda o sevgi olan o yaşamı bize vermiştir. O dedi ki, ben aranızda efendiyken hizmetçi gibi davrandım size. Hizmet etmeye geldim. Efendilerin bunu göz önünde bulundurmaları lazım. Ne kadar yükselirseniz, ne kadar göklere çıkarsanız anlayın ki hizmetiniz daha artıyordur. Hava atmanız değil. Ve sizin hizmetiniz ne kadar yükselirsen yüksek, Hüsus'tan daha yükseğe çıkman mümkün mü? O bunu yaptı. O zaman bizim daha çok şey yapmamız lazım değil mi? Onun için kimse gururlanmasın. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Getirmezsen niye söylüyorum bunları? Hesaba çekileceksin. Allah'ın krallığına, egemenliğine girmek istiyor musun? İstiyorsun. Herkes istiyor. O zaman hizmetinle bunu göstereceksin. Kafana göre hizmet ederek değil, kutsal kitabın hizmetine göre sevgililer. Bu yaşam varsa bizde bu hizmet ruhu, buna yeniden doğuş diyoruz. Ve Hüsus diyor ki o zaman, yine kutsal kitaptan, size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracağım, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım, kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. İşte kurtulduğumuz zaman Tanrı sadece yüreğimizi ve ruhumuzu yenilemekle kalmadı. Aynı zamanda da kendi ruhunu da içimize koydu. Ruhumuz kutsal ruhun oturduğu yerdir artık. Kurtulduğumuz ondan itibaren kurtulduğumuz andan itibaren artık ben yaşamıyorum. Rabb'im de yaşıyor. Çünkü onun ruhu gelip yüreğindeki tahta oldu. Ve bizi canlandırdı ve ölü ruhumuz böylece Hüsus'la canlanmış oldu. İlahi yaşam olan
Jesus'la biz yeniden doğduk. Sevgililer, bu ruhla hizmet eden kardeşlerimiz var. Aileler var. Erman var. Yüreğindeki yıllardır tanırım, Sesile'yi tanırım. Beraber çok gençlik yıllarımızda birlikte dernekte faaliyet gösterdiğim eserler. Mamasını tanırım. Ailelerini tanırım. İşte sevgi dolu bir yürek. Bu nereden gelir? Köktendir. Ailedendir. Eğer ana baba bu ruhta değilse evlatlarına ne verebilir ki? Kendinde olmayan bir şeyi başkasına aktarman mümkün müdür ki? Asla. O zaman toplum doğru değerler üzerinde şekillenir, temellenirse gelecek nesillere de bu güzellikleri aktarır. Toplumun yeniden doğuşa ihtiyacı var. Sorunumuz bu. Yeni bir ruha ihtiyacımız var. Doğruluk ruhuna, sevgi ruhuna. Bu kaybolmuş vaziyette şimdi. Herkes birbirini dinlemiyor, sevmiyor, adil davranmıyor, doğruyla yanlış birbirine girmiş. Bu geleceğimizi karanlığa doğru sürüklemek. Biz tekrar bu kanaç gibi gide yeşerelim, yeniden dirilelim, doğruya, sevgiye, merhamete, adalete yüreğimiz bu güzelliklerle yeşersin. Ben Habib Akbari'nin Okyan Kırkı'nı yaparken cenazesinde burada değildim. Almanya'daydım. Ama sevdiğim bir ailenin acısını paylaşıyorum bugün. Değerli eşine, evlatlarına, damatlarına, torunlarına, gelinlerine, yakınlarına başsağlığı dilerim. Sizin acınız bizim acımız. Sizin sorununuz bizim sorunumuz. Biz dua ediyoruz ki Rab sizi teselli etsin. Amen. Yuvanıza huzur versin. Amen. Yeşertsin sizi. Bir çiçek bahçesine döndürsün. Şimdi değerli Allah parayımızın ruhu için okyanus yapacağız. Rab herkese